Kudüs, ey Kudüs, kor ateşlerde yanan, kanayan yaran, ey Kudüs. Kudüs, ey Kudüs, çileler öldürürken, Ramallah'ta, Gazze'de tarihi günler yaşanıyor. Öyle ki Gazze sınırında adeta kıyamet kopuyor. Filistinli kardeşlerimiz Gazze sınırında Amerika'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararını protesto etmek için sivil bir direniş gösteriyorlar. İsrail ise var gücüyle onlara saldırıyor. Orada siren sesleri, bomba sesleri, makineli tüfek sesleri, feryat sesleri birbirine karışmış durumda. Şu ana kadar 62 şehidimiz var. 3000'e yakın yaralı var. Binlerce tutuklu var. Gözaltına alınan insanımız var. Maalesef ümmetin en garibi Filistinliler, dünyanın süper gücü olarak gösterilen, Amerika'nın desteğini alan İsrail tarafından her zaman, hemen her yaz, hemen her Ramazan olduğu gibi büyük bir zulme maruz bırakılmışlardır. Bu acı, bu katliam, bu feryat en güçlü karşı sesi yine Türkiye'den alıyor. Mazlumlara sahip çıkan ülkemiz, mazlumlara sahip çıkan milletimiz ses veriyor. Bizler de Çorum olarak Kudüs'teki, Ramallah'taki, Gazze'deki kardeşlerimize ses veriyoruz bugün. İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere İnsani Değerler Platformu temsilcisi Zeki Kambur hocam. Bütün mazlum coğrafya sabaha kadar bizim için dua ettiler. Bu vatan için dua ettiler. Bu vatan için ayakta durdular. Bu vatan için gözyaşı döktüler. Değerli Çorumlu hemşehrilerim, değerli basın mensubu kardeşlerim, bugün AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleri doğrultusunda 81 vilayetimizin tamamında ortak bir basın toplantısı, ortak bir basın açıklaması yapılması hususunda tarafımıza emir verilmiştir. Ve biz de istedik ki bugün Cumhur İttifakı'na destek veren ve Cumhur İttifakı'nda yer alan siyasi partilerimizle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile birlikte aynı zamanda da Çorum'da sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu açıklamayı yapalım. Bizim açıklamamız esasında 81 vilayette aynı anda saat 14'te idi. Ancak bu organizasyon için saat 17'ye aldık bu açıklamayı ve katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve İnsani Değerler Platformu'nu oluşturan sivil toplum kuruluşlarımız adına da Zeki Kambur hocamız biraz önce konuşma yaptılar, sağ olsunlar. Diğer
partilerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Vekilimiz ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanımıza da katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını İslam'ın ilk kıblesi, Kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. Amerika Birleşik Devletleri bu girişimiyle Birleşmiş Milletleri, Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu dünyaya ilan etmiştir. Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, Amerika Birleşik Devletleri'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Orta Doğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin onurlu davalarını savunurken İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. Katil İsrail! Katil! İsrail'in şu ana kadar 59 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan Mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'e böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Uluslararası kuralların ve vicdanın bu derece hoyratça çiğnenmesi, hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin ifadesidir. Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs'te bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye bu hukuksuzluğa karşı dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Müslümanlar olarak Kudüs'ün namusunu korumak tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs'ün bu tarz oldu bittilerle işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı ancak Kudüs'ün çok kültürlü, çoğulduğu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşımı, Amerika Birleşik Devletleri'ni dünya kamuoyunun önünde ve devletler arenasında
yalnızlığa mahkum ederken işgal ve terör devleti İsrail'in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Binlerce Filistin'in kanlarının dökülmesinden İsrail kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin de sorumluluğu vardır. İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir. Hepinizi saygı, sevgi, hürmetlerimle selamlıyorum. Sağ olun.